Merhaba gençler, No Man's Sky'ın yeni bölümünde maceramıza, serüvenimize ve görevlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümden farklı olarak artık normal karakterimizle, normal kayıt dosyamızla ve dandik gemimizle devam edeceğiz. Bir saniye abi. Burada zıplayan ananaslar var. Çok iyiymiş. Görevimizi kontrol edelim. Görevimiz ilk gezgin. Kadmiyum elde edin diyor. Nol varlığın görüşünü adaya bildirin. Tamam, onu aradan çıkartırız. Önceki bölümde Artemis'in peşinden buralara kadar geldiğimiz için daha önce hiç tanışmadığımız bir karakterle tanıştık. Daha doğrusu o karakter bizimle hep iletişim kurmayı deniyordu ama kuramıyordu. Bir saniye, bir upgrade istiyor. Burada. Şöyle yapsam. Evet. Ne diyordum? Evet. Hani nereden geldiğini biliyorum, nereye gideceğini biliyorum. İşte zamanı geldiğinde bizi bulacaksın falan filan gibi aforizmalarla sürekli karşımıza gelen iletişim sinyalinin kimden olduğunu önceki bölüm görmüştük. Ve şimdi Null olarak isimlendirilen o formu Nada ve Polo'ya bildirmemiz gerekiyor. Girip bildirelim bakalım. Güzel. Şimdi abi, buradan çıkabilirim değil mi? Çok şık oldu. Hadi bakalım. Nada'nın konuşmalarındaki Türkçe çeviriyi gerçekten merak ediyorum. Çünkü ben çevirirken biraz zorlanıyordum. Parça parça konuşan bir karakter. Bir de çok fazla aforizma tüketiyor. O yüzden çevirmesi zor oluyor arkadaşlar. Gezgin varlık. Nada sinyalini izledi. Nada diğer varlığı gördü. Diğer varlık yaşlı. Nada'dan daha yaşlı. Evimizden daha yaşlı. Nada onun izlediğini hissediyor. Nada diğer varlığa ilk mi yoksa son mu olduğunu sordu. Kayıp varlık cevaplamamayı seçti. Bizi görmezden geldi. Apollo varlık da bizi görmezden geliyor. Gezginleri görmezden geliyor. Bu onun kalıbı. Geçerli. Nada anlıyor. İyi bir çeviri olmuş. Nada kendi içine çekildi. Işıkları yanıp sönüyor ama hiçbir şey söylemiyor. Ekleyecek başka bir şeyi yok. Bir de Quicksilver aldık. Peki. Bir de Polo ile konuşalım. Nada kayıp dostla tanıştığını söylüyor. Kayıp dost benden hoşlanmadı. Sor bakalım kimmiş. O ne benim gibi ne de Nada gibi. Özgürlüğe sahip. Senin gibi gezgin dost. Ancak gördüğü manzaraları paylaşmıyor. Onları biriktiriyor. Kıskanç biri. Polo bunu onaylamıyor. Tekrar bir konuşmayı denesek. Benim gibi değilsin dostum. Hala gezegenlere gidebilirsin. Hala yeni yaşam biçimleri tanıyabilirsin. Konuşabilir, haykırabilir ve sevebilirsin. Tamam, buradan ayrıl diyelim. Çünkü diğer iki seçenek şu an bizim... Evet, diğer iki seçenek bizim ulaşmak istediğimiz şeyler değil. Nerede benim
Burada yığınım. Evet, karşıdaymış. Peki. Ya şunların hepsini upload et. Tüm kayıtlarımız, tüm keşiflerimiz yüklensin. Zihin başlığı üret diyor. Şunları buraya bas. Run motor istiyorsun. Cam istiyorsun. Metal kaplama, kadmiyum. 3 tane metal kaplama. Yapabileceğim tek şey şu anda 3 tane metal kaplama. Şurada dursun. Peki. Galaksi haritasında bir kırmızı güneş sistemini arayın. Yıldız gemisindeyken galaksi haritasına erişmek için falan filan. O zaman başka bir yere zıplayacağız. Şöyle biraz uzaklaşalım. Evet. Kadmiyum tespit edildi diyor. Oraya gidiyoruz. Bakalım bu kadmiyum nasıl bir şeymiş. Şimdi abi biz doğru yere mi geldik bilmiyorum ki. Keşke kontrol etseydik. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Ya bu işi iniş yapmadan önce çözmemiz lazım. Evet, burada varmış zaten. O zaman aşağıya doğru iniyorum. Şu kaynaklar olabilir mi? Şuraya bir inelim ya. Oo, canlı çeşitliği bayağı genişmiş. Tuz. Tuz. Her yer tuz dolu. Göz gözü görmüyor. Orada saldırı. Hadi ama. Fırtınanın geçmesini mi beklesek? Tuz. Aa, orada katmıyorum işte. Çok yakındaymış. O zaman bunu hemen çıkartmaya başlıyorum. Hayır, başlayamıyorum. Ama küçük bir kaynak bulduk. Abi. Evet, sürekli sodyum mu harcayacağız? Gemiye yakın olmakta yarar var arkadaşlar. Bir kaynak da orada var ama zaten orayı çıkarttık.
Bence gemiye atlayalım da biraz havada uçalım. Yoksa burası bizi yiyip bitirecek. Güzel fırtına geçiyormuş. İşte böyle ya. Biraz önümüzü görelim arkadaşlar. Şuraya iniyorum. Oradaki kaynak belki kadmiyum olabilir. Tamam, 457. Biraz uzak görünüyor ama daha yakında bulabilirsek oraya gideriz. Gördüğüm kadarıyla orada daha yakında bir tane var. Aa, kıpkırmızıymış. Zaten kendini belli ediyor. Bu arada yani 58 tane de ne kadar istiyordu ki? 120 tane istiyordu ya. Bu bölüm büyük ihtimalle bunları arayarak geçecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Ciddi misin? Büyük bir kaynak bulduk. Gerçekten büyük bir kaynak bulduk. Kadmiyum değerli bir şey olabilir mi? Yani bunu toplayıp satsak oyunda iyi para kazanır mıyız? Bu konuda bilgisi olan varsa yorumlarda belirtebilir arkadaşlar. Ama gerek yok. Aslında gerek yok çünkü şimdi fiyatını öğreniriz. Şu 20.000'e gidiyor. 58.000. Yani çok da değerli bir şey değil. Oo, o neydi öyle? Tuhaf tuhaf yaratıklar ya. Hadi ama. Yaratığından ayrı çekiyorsun. Bitkisinden ayrı çekiyorsun. Kardeşim ne bitmek bilmez bir çilemiz varmış. Şimdi. Yaşayan inci elde edin. Galaksi haritasında su barındıran bir sistem arayın. Su gezegeni arıyoruz o zaman. O zaman bir de onun bir aşağısı daha varmış. Tamam, öncelikle ilk noktaya sıçrama yapalım. Bakır, altın ve manyetize ferit varmış. Gedikli gezegen diyor. Yani delikli. 10 kere zıplama yapmışız falan filan. Tabii ben
kayıt dışında da çok fazla oynadığım için yerel sistemde bir su gezegeni tespit edildi diyor. Acaba bu mu? Bence orası. Onun rengi sanki bir su gezegeniymiş gibi görünüyor. Hadi be, çöl gezegeni diyor. Ama gidip bakalım. Tamamen suyla oluşan bir gezegen de aslında bir çöldür değil mi? Çöl deyince aklınıza hemen kum gelmemesi lazım. Evet, ben size ne demiştim? Tamamen suyla kaplı bir gezegen de aslında çöldür. Şimdi biz ne arıyoruz abi? Zırhlı derin su istirgisi. O zaman bayağı bir şey tarayacağız. Neye benzediğini bilsek işimiz biraz kolay olabilirdi. Var ya, işimiz çok zor. Aa, tamam, şimdi anlaşıldı. Peki. Beni yemezsin değil mi? Allah seni cezanı versin. Su yüzeyine çıkalım. Sanırım üretebiliyoruz. Güzel. Şunu getir. Oraya bas. Geri kalanını at. Şu karbon, bir tane karbon kalmış. Onu da oraya bastım. Şimdi bunu yapmamız lazım. Bunun için cama ihtiyacımız var. Benim gemim nerede? Suyun altında hızlı hareket edebiliyoruz. Güzel. Cam elde etmek için silikat tozu işlemeniz gerekiyor. Silikat çıkartmak için bir arazi şekillendiriciyi yükleyin. Az önce hepsini attık değil mi? Şuradan çıkalım da ona da bakarız arkadaşlar. Tırman tırman. Biraz daha hadi. Dört tane bir cam üretmek için ne kadar ihtiyacımız var? Buz kristali mi?
120 tane istiyorsun. Silikat tozunu da sanırım rafineliğin içerisine atıp cam mı üreteceğiz? Tamam. Bence rafineli istiyoruz. Aynen öyle. Şunu at. Onu da getir. Şöyle koy. Şimdi bir saniye. Peki. Bunu ne yapıyoruz? Birleştirin diyor. Şu görevin güncellenmesini bekleyelim bakalım ne olacak. Bir holo terminal. Evet, büyük ihtimal aynen öyle. Bir holo terminale ihtiyacımız olacak diyecektim ki tam orada duruyor. Tabii ki manuel save almayacağız. Şu anda kayıt alıp almadığımızı bilmiyorum bile. Eğer herhangi bir aksilik yoksa her şey yolunda devam ediyor demektir. Ama bir aksilik varsa maalesef yeni bir çözüm yolu bulmamız gerekecek. Bu arada hala daha Windows 10'un kayıt programıyla kayıt yapıyorum arkadaşlar. Çünkü bir türlü GeForce'un kayıt programı No Man's Sky'da kayıt almıyor. Yani son iki bölümdür bana çektirmediği ızdırap kalmadı. Hadi bakalım Artemis. Zihin başlığını kullan. Zihin başlığını aktive ediyorum. Ne olmasını beklediğimi bilmiyorum. Belki biraz ışık ve öfke gösterisi. Artemis'in ete büründüğü bir katarsis ve gözlerimin önünde hayata geri dönmesi. Katarsis nedir? İlk kez duyduğum bir kelime. Ama öyle olmuyor. Bir an onun hologramını görüyorum ve sonrasında hiçbir şey. Bana bu taslağı veren yabancı beni çağırıyor. Sinyali hala aktif. Gezginlerin bir rüyası bu evrende özel bir yerimiz olduğu fikridir. Artemis de buna sahipti. Sen de öyle. Ne kadar gizlese de Apollo'da. Hatta benim de uzun zaman önce öyleydi. Bizler sayısızız. Dostum,
Arkadaşlık arzusu çekerek bu dünyaları geziyoruz. Kimse yalnız kalmak istemez. Ama başkalarına ne kadar yakınlaşırsan hem kendine hem de başkalarına zarar verme riskin o kadar fazla olur. Evrenin en derin sırrı cam. Ironlar veya ataları değil. Bu son eylem. Sana ihtiyacı olanları terk etme kararıdır. Bu varoluşun kendisinin bile ilk günahıdır. İlginç. Yıldızlara git gezgin. Arkadaşların seni bekliyor. Zavallı Artemis'e huzur getirmene yardımcı olacaklar. İşin bittiğinde geri dön. Konuşacak çok şeyimiz var. Ben bir şey anladıysam Arap olayım arkadaşlar. Yani bu kadar emek, bu kadar çaba bizi başından salmak için miydi? İki tane ana görev kaldı. Artemis için yardım isteyin. Peki, şöyle yapacağız. Videoyu burada sonlandırarak Artemis'e yardım getirmeyeceğiz. Onu bir sonraki bölüm devam ettireceğiz arkadaşlar. Şu gemiye girip çıkalım. Bir autosave alsın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.